Artur, karışma oğlum, gel. Şşşt. Gitti mi kedi? Artur, nereye gitti? Artur, Çakır'a niye karışıyorsun sen? Beş yolu beş kulak. Hadi yabancılara karışıyorsun, anladık. Çakır'a niye karışıyorsun? Artur! Safinaz, hep senin yüzünden böyle yapıyor bu. Peşinden ayrılmıyor. Biraz önce kırıntı verdim. Yine Fazilet'in yavrularının yanına gitti. Video çekmeden önce genelde oraya uğruyorum. Önce onların beslenmesini yapıp daha sonradan buraya gelip video çekiyorum. Gelirken gördüğünüz gibi Arthur yabancı bir kediye yine musallat olmuş. Buradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ayrılmışlar. Kedi kaçmış. Eva ve Fadik de burada yatıyorlar. Her taraf tüy olmuş. Özellikle buranın içi bayağı bir kirli. Birazdan temizleyeyim ben biraz burayı. Kahvaltı yapmadım. Eve gideceğim. Kahvaltı yapacağım. Öğleden sonra 2'yi geçiyor şu anda saat. Lastik. Lastik kız. Lastik kız. Lastik. Lastik. Bir bana bak kızım. Ya bir bak sana baksınlar. Lastik. Kızım. Lastiğim. Gıdını yerim senin gıdını. Çenen çok küçük senin. Lastik kız. Eva. Ne yapıyorsun buna kızım? Uykunuz mu geliyor? Fadik. Videomuzun sonuna yine Fazilet ve yavrularını koyacağım. Beslenmelerini yaptık. Aradan çıkardık. Çita ve yavrularının da beslenmesini yaptık. Onların da karınlarını doyurduk. Biraz önce Çakır'a da saldırdı Arthur. Bu aralar dediğim gibi Ali Kıran baş kesen gelene gidene saldırıyor. Bir Çakır'ı radarına almamıştı. Artı Behlül. Çakır'ı da radarına aldı maalesef. Tam şuralardı. Tabağı buraya koymuştum. İçinde kuru mama vardı. Biraz da kırıntının pişme suyundan ilave etmiştim. Çakır seviyor, yesin dedim. Kapının önünde tabii biraz yemişti aslında. Daha sonradan buraya çağırayım dedim. Kilitleyecektim aslında. Komodo ejderi de Çakır'a musallat oluyor. Kapının önüne komodo ejderi gelmişti. Onu görünce kaçmaya çalıştı. Ben de içeriye aldım. Dediğim gibi kilitleyecektim. Burnunda çizikler vardı. Sırtında da lekeler vardı. Debelenmiş belli ki biriyle kavga etmiş. Ya da saldırmış hangi kediyse. Şu an Çakır burada değil. Yakışıklı buradaydı, Çakır buradaydı, gitmişler. Arthur Çakır'ı kovalayınca Çakır da buranın içine kaçtı. Şu an burada bir kedi var, yemek yiyor. Herhalde Ariana. Ariana, kızım. Ariana. 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 Yavruların mamasından yiyor. Yavrular kırıntı yediği için şu anda yemiyorlar. Bırakmışlar yani mamayı. Ön tarafta mama var. Zaten acıktıkları zaman gelip yiyorlar. Arthur kovalayınca Çakır da buranın içine kaçtı. Tam şu orta kısma. Derken yine bir kedi bağırtısı geldi ama karşı mahalleden olabilir. Şu bölgeye geçti. Orada saklandı Çakır. Çıkmadı. Ta ki Arthur gidene kadar orada durdu. Arthur gidince geldi. Boncuk, nerede diğerleri? Arkadaşların nerede Boncuk? Hilmi yok, bir de Edi yok. Boncuk'un kankaları. 3 yavru erkek var şu anda burada. Ariana. Biraz kırıntı var, vereyim mi sana?
Yemiyorsun. Biraz vereyim, yesin bu. Boncuk. Tıka basa yedin, sen daha yeme. Yeter. Şu anda orada suyundan vardı. Tabii biraz jöle kıvamına gelmiş. Donduğu zaman o hale geliyor yağdan dolayı. Özellikle şu anda tabaktaki kırıntı uç kanat biraz yağlı oluyor. Deriden yani oluşuyor neredeyse. %80'i deri. Genelde 2-3 ayrı çeşit oluyor kırıntı. Artık hangisinden varsa kasapta karışık bir şekilde koyuyor. Sultan'ın durumu aynı arkadaşlar, bilginiz olsun. Biraz önce buradaydı. Hiçbir şey yemiyor, yine aynı. Bir an önce ölürse kendisi için bence daha iyi olacak. Bu şekilde Sultan'ı görmek beni daha çok üzüyor. Sizleri de daha çok üzecektir. Bak bak bak, çakal. Yemeyeceksin işte, aynısı aşağıda da var. Gel seni aşağı indireyim, gel. Dur oğlum dur. Oğlum ne kadar ağırlaşmışsın sen. Heh, bak Ariana yiyor, sen de ye. Oo, çalmış bile. Tırnağı geçirmiş. Eğlencesine çıkardı yani, çünkü yedikleri kadar yediler zaten. 2 saatten fazla oldu yani ben buraya geleli. Önce bunları aradan çıkardım, daha sonra da Fazilet'in yavrularının yanına gittim. Kapsül içirdiğim kediye yine kapsülle verdim, antibiyotik verdim. Artı bir kedi daha var, ona da antibiyotik veriyorum, kardeşlerinden biri. Korkma korkma kızım. Haa, Behlül gelmiş. Periş, alışın. Behlül'ün durumu gördüğünüz gibi şimdilik böyle arkadaşlar. Biraz tüy yapısı çirkin olduğu için özellikle bu kuyruk tarafı, arka kısım çok aşırı tüy döküyor. Periş, periş, periş. Yaklaşık 1 saat önce 2 tane kapsül içirdim. Gece bir kapsül daha içireceğim. Günde dediğim gibi arkadaşlar 3 kapsül içiyor. Biliyorsunuz geçenlerde bahsettim. Toplamda 6000 TL'lik kapsül söyledik. Hem Behlül için hem de Sultan için söylemiştik. Maalesef Sultan yine su koyverdi. İyileşiyor derken kötü duruma geldi. Behlül kemirmeye çalışıyor da ağzının bir tarafında dişi yok. Muhtemelen yiyemeyecek. Yumuşak yerlerinden az bir şey yiyor işte. Yemez dedim ama getirmiş, bakın köşede yiyor. Veriş'i. Veriş. Ya yumuşak yerinden biraz önce neredeyse bir su bardağı kadar güzel bir şekilde ayıkladım. Üçte birini anca yedi, gelmiş burada kemikli bölümünden yiyor. Kediler böyle tuhaflar işte. Sultan'ın durumundan bahsettim. Biliyorsunuz durumları. Şu an için Sultan burada değil. Gitmiş yine. Bak yine aynı şeyi yapıyor. Boncuk. Oğlum yiyorsan gel. Bak burada var. Boncuk tabaklarda var. Bak. Hadi gel. Gel buraya. Yani illa oradan mı yiyeceksin? Üç kere açacak. Hadi. Ha. Artist geldi, artist. Artur. Behlül'e karışmasın da, hasta zaten hayvan. Şimdilik Behlül'den yana bir sıkıntı yok. Çakır'dan yana da bir sıkıntı yoktu. Biraz önce anlattım size, Çakır'a da saldırdı. Hayda, bak yanına yaklaşıyor. Yine bir sinirlenir gibi yaptı. Behlül, yanına yaklaşma onun. Arkadaşlar çok kinci, korktuklarını da anladığı zaman üzerlerine gidiyor hemen. Artur. Şu an için Artur'un karşı karşıya gelmediği en önemli kedi. Komodo ejderi. Şimdilik kavga etmiyorlar. Bakalım ne olacak ileride. Ona karşı da aynı şeyi yapabilecek mi? Şu anda bölgedeki en güçlü kedi tabii ki de komodo ejderi. Artur yeni yeni yani bu davranışları sergilemeye başladı. Bölge liderliğini oynuyor. Kafamın tasını attırırsa odaya kilitleyeceğim.
Gitsin burada kalsın günün 7-8 saati belki daha fazla burada tutacağım. Diğer kediler de sallık bir şekilde kalsın. Çok fazla saldırgan tavırlar sergilemeye devam ettikçe içeriye koyabilirim bu odaya. Artur, duydun mu? Haberin olsun. Karışmam bak. Periş, periş. Ağzına bakayım. Salyan akmış mı yine? O bölgede erime olduğu için ağzının kenarında boşluk var. Salyası akıyor. Önemli olan yarasının iyileşmesi. Az bir şey de olsa yine bir hassasiyet var bu arada. Bilginiz olsun. Bazen ufaktan bir çığlık atar gibi oluyor. İnşallah zamanla o da düzelecektir. Yine götürmüş köşeye kırıntılardan bir tane. Burada kemiriyor. Boncuk! Ulan Aziye, Aziye. Üç kağıtçı. Patlayacaksın en sonunda. Edi yok, Edi. Edi olsaydı Edi de çok iyi. Aa, Çakır geldi. Şimdi ikisi yan yana gelecekler. Bakalım ne olacak. Kapıyı kapatayım, kaçmasın. Şu ana kadar Çakır ve Artur'un arkadaşlıkları iyiydi. Herhangi bir kavga durumu söz konusu değildi. Bugün ilk kez şahit oldum. Artur tabii bayağı bir tırmalamaya çalıştı. Bu korktu. Arkasını döndü, bir an böyle bağırdı. Tırmalamaya çalıştı Artur'u refleks olarak. Daha sonradan Artur tabii bu duruma yine sinirlendi. Sinirlendiği için kovalamaya başladı. Çatı arasına kaçtı Çakır. Bir bakalım ne olacak. Bu arada yine bir hatırlatmamızı yapalım. Mama kumbarasına da arkadaşlar hiç destek gelmiyor son zamanlarda. Videomuzun açıklamalar bölümünde mama kumbaramızın linki mevcut. Aynı zamanda 6000 TL kapsüller için Filiz Hanım'a ödeme yapmamız lazım. Şu anda herhangi bir sorun olmadı. Biraz önce demek ki damarına basmış. Ama Artur'un sağ solu belli olmaz. Ben böyle garanti konuşuyorum da. Bakarsınız yine saldırılarım alırım. Çakır cüssenden utan lan. Hantal biraz arkadaşlar. Kalın bir kedi. Kilolu. Artur tabi daha atletik. Artur eskiden kırıntı falan seviyordu. Yani böyle bu kemikli etleri yemeye bayılıyordu. Son zamanlarda kesinlikle tüketmiyor. Sadece löp et yiyor. Bir de çiğ verirseniz yiyor. Özellikle ciğer çok seviyor. Salayım mı seni? Barış'ım, çalayım mı seni? Hadi git. Tamam hadi git. Hadi git. Kavgadan olmuş arkasındaki leke. Biraz da burnunda çizik var. Çakır, 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 çakır. Burnuna bakayım oğlum. Çakır. Tabii ben tam göremedim, bilmiyorum. Gördünüz mü? Tırmalamışlar, birkaç çizik var. Kapsüllerin ödemesine destekte bulunmak istiyorsanız telefon numaram profilimizde yazıyor arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Fazilet'in yavrularını buraya ekleyeceğim. O şekilde videomuzu sonlandıracağım yine. Kanala destek olmak için abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.
Fazlet.